Sevgili izleyiciler, spor saatinde mutlu günler diliyorum. Spor Town'dayız. Bugünkü konumuz tenis olacak. Türk tenisi, Bursa tenisi nereye gidiyor? Ayrıntılarıyla konuklarımızla birlikte tenisi konuşacağız. Raketlerin dünyasında neler yaşanıyor, ne gibi sorunlar var, hedefler neler? Konuklarımızla birlikte bunları değerlendireceğiz. Spor saati başlıyor diyerek konuklarımı tanıtayım hemen. Mesut Aybay, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bahtiyar Şen, hoş geldiniz. Nazif Cesur, hoş geldiniz. Evet, biz sizden başlayalım. İlk önce sizi tanıyalım. Adım Mesut Aybay. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü antrenörüm. Gençlik Spor Bakanlığı'nda antrenörü görevime devam etmekteyim. Evet. 15 yıldır bu meslek içerisindeyim. İşlerimize devam ediyoruz şu anda. Evet, sizinle devam edelim Bahtiyar Bey. Ben de Sportan baş antrenörüm, tenis baş antrenörü. Bursa doğumluyum. Yaklaşık 15 yıldır tenis oynuyorum. Tabii ben bir genç bir antrenörüm. Öylesiniz, evet. Yaşınız kaç bu arada? Ondan sonra. Yaşım 28. Maşallah. 28 yaşındayım. 2,5 yıldır da burada Sportan'da antrenörlük kariyerim devam ediyor. Buradayız, burada çalışıyoruz. Nazif Bey, sizi de tanıyalım kısaca. Merhabalar, ben de Gençlik Spor antrenörüyüm. Görevlendirmem Osman Gazi Belediyesi Spor Kulübü'nde. Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde. İki tane açık kort, bir tane açık kort, iki kapalı bir açık kortumuz var. Orada yaklaşık 3 yıldır çalışmaktayız. Evet, başlayalım yavaş yavaş ısınma turlarına başlayalım. Tenis giderek ivmesi yükselen, ilgisi artan, Türkiye'de özellikle artan bir spor dalı haline gelmeye başladı. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde diyelim, tesis konusunda sıkıntılar yaşanıyordu ama bu sıkıntıların son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte giderildiğini görüyoruz. Evet. Tesisleşmeleri yeterli mi? Tesisler, kortlar yeterli mi? Şimdi Bursa'mızda bu 10 yıllık döneme baktığımızda gerçekten çok güzel bir ivme kazandı tenis. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde Recep Başkan döneminden önce 4 tane kortumuz vardı bizim. Buski kortları olarak. Mihraplı Parkı'na toplamda 17 tane kort yapıldı. Çok bunların güzel. 2 tanesi kapalı kort, 4 tanesi Türkiye'de çok az yerde olan 9 yaş sahası olarak tenis kort yapıldı. Artı Buski'de 2 tane kortu, toprak kortumuzla iyi bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan, Sayın Doktor Süleyman Şahin tarafından yaptırılan atıcılarda 4 tane tenis kortumuz var, toprak kort. Orada da hizmet verilmekte. Bence Bursa'da bu son dönemler içinde gerçekten çok güzel bir tenis anlamında ivme kazandık. Arıza göre yeterli mi? Şimdi arıza göre yeterli tabii ki. Şimdi 3 milyonluk bir nüfusumuz var, evet. Bursa'nın. Bursa'nın nüfusuna göre tabii ki bu mevcut olan tesisler çok fazla yeterli değil. Bence Bursa'nın bir eksiği varsa o da kapalı korttur. Kapalı kort. Evet. Siz nasıl değerlendireceksiniz tesisleri? Kesinlikle, hocam? Kesinlikle Bursa'mızda tesis anlamında Avrupa'ya göre belki yeni yapılan bir sürü tesis var ama kapalı kort anlamında bütün antrenör arkadaşlarımız, herkes biliyor zaten. Kapalı kort anlamında biraz Bursa'da eksikliğimiz var. Yeterli sayıda değil kesinlikle. Bunun önemi de şu olsa gerek, kış aylarında tenis yapılamıyor. Yani kapalı kort olmayınca hava şartlarından dolayı. Sürekli sağlam. Evet. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşanıyor olsa kesinlikle. Gibi. Kışın da oynanabilen bir spor. Yazın da oynanabilen bir spor. Bunun için de kapalı bir kort gerekiyor. Bununla ilgili bir sürü yapı olarak yapılabilecek bir sürü balon kort sistemi var mesela ya da çelik konstrüksiyon var. Evet, Nazif Bey'e de soralım. Şu an kapalı bir kort içerisindeyiz. Evet. Çok da maliyetli gözüken bir yapı değil aslında, değil mi? Yani kapalı kort baktığımızda fazlasıyla yapılabilecek bir şey mi? Örneğin bizim kortlarımız daha önce Ziraat Yüksekokulu'nun ambarları olarak geçiyordu. Ambarları biz onu kapalı korta çevirdik. Evet. Ve şu anda da yaklaşık 3 yıldır özellikle kış aylarında 8-9 yaş eksik olan turnuva eksikliğimizi o kapalı kortlarda giderebiliyoruz. Kapalı kort tabii çelik konstrüksiyon, işte balon dediğimiz kortlar geçici olarak bizi idare edebiliyor ama mümkün oldukça İzmir'de özellikle UTEM'de mesela 4 tane kapalı kort var. Sadece tenise özgü. O şekilde Bursa'da tesise ihtiyacımız var. Mesela örneğin ulusal ve uluslararası turnuva almamız için 4 tane kapalı korta ihtiyacımız var ya da 4 tane açık korta ihtiyacımız var. Bursa'da 4 tane yan yana böyle bir çelik konstrüksiyon mu olur, nasıl olur artık? Büyüklerimiz ya da Genç Spor İl Müdürümüz Doçent Doktor Süleyman Şahin de bu konuyla ilgili. Sanırım en kısa zamanda bu çözülecek.
Evet, il temsilcisi Göksel yeni günde hakikaten özveriyle çalışıyor. O da destek veriyor. Hakikaten onun döneminde de tenise olan ilginin sporcu sayısının arttığını görüyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Şimdi baktığımızda sayı dedik. İlginler geçen gün arttığından bahsettim. Ne kadardı, ne kadar oldu tenis sporuyla ilgilenen oyuncu sayısı? Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi olarak baktığımızda bundan önceki dönemlerde, bundan 10 sene önceki zamanı baktığımızda ortalama 50-60 tane oyuncumuz vardı. Şu anda okul çalışmaları, altyapı çalışmaları, performans grupları, geliştirme ve spor okullarıyla beraber ortalama 650-700 yakın çocuk hizmet veriliyor sadece bizim kulübümüzde. Bursa geneline baktığımız zaman ortalama 1500-2000'e yakın ay içerisinde çocuk eğitim alıyor. Sadece çocuklarla kalmıyor, yetişkinlerle, yetişkin spor okullarıyla beraber hem belediye kulüpleri hem özel kulüpler bu konuda bir atağa kalkmış durumda. Mesela sadece bizde 2015 ve 2016 yıl arasında bunun 4 tanesi uluslararası Future turnuvası olmak üzere toplamda 25'e yakın turnuva yapıldı. Bursa'da? Evet, sadece Bursa'da, sadece bizim kulübümüzde. Şimdi il müdürümüz Sayın Profesör Doktor Süleyman Şahin önderliğinde, il temsilcimiz Göksel Yenigün önderliğinde il turnuvaları çok fazla yapıldı. 2015 ve 2016 yıl içerisinde 15-20 yakın sadece il bilincilikleri yapıldı. Bundan önceki turnuvada işte Osman Gazi'de Ertuğrul Sağlam testlerinde yapılan turnuvada 200-250 yakın çocuk girdi turnuvaya. Bu Türkiye'ye baktığımız zaman ulusal bir turnuvada kış kupası ya da yaz kupasındaki toplam sayı kadar, belki de o sayıdan daha fazla çocuk Bursa'daki yaş gruplarına turnuvalara katılıyor. Bu Bursa için süper bir rakam. Hem federasyon bünyesinde hem diğer iller bünyesinde şu anda biz parmakla gösterebilecek bir durumdayız. Maşallah değil. Bahtiyar Bey, genç bir antrenörsünüz. Evet. 28 yaşındasınız. Onu vurguladınız. Tenis sporuna başlangıç yaşı olarak en ideal yaş hangisi sizce? Şimdi temel eğitim anlamında biz tenisten önce gelen velilere ve sporcu anne ve babalarına şunu öneriyoruz. İlk önce spora başlarken kesinlikle bir altyapı olarak jimnastik altyapısıyla, bunun dışında yüzme olabilir spor branşı. Neden olarak bu branşta? Şimdi jimnastik sporu biliyorsunuz çocuklara fiziksel olarak elastikiyet kazandıran, işte eklemlerin daha fazla, daha rahat, daha kolay çalışmasını sağladığı için. Hareket etmesi sağlayan, doğru. İlk önce hareketle başlıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Sonrasında tenise 5-5,5-6 yaşında, Avrupa'da 4 yaşında başlanabiliyor. Biz burada 5 ile 6 yaş arasında tenise başlama yaşı olarak temel eğitim adı altında tenis sporuna başlatıyoruz burada. Sonrasında da altyapı gruplarına, tabii çocukların devamlılığına ve düzenli geliş gidişlerine bağlı olarak buna beraber karar veriyoruz. Anne babaların desteği de çok önemli bununla ilgili. Onlar da istemeli. Sadece çocuğun istemesiyle de olmuyor bu. Bu şekilde devam ettiriyoruz çalışmalarımızı. Nazif Bey, size şunu sormak isterim. Tenis pahalı spor olarak bilinir ama ben de az çok biraz meşgul oldum. O kadar da pahalı bir spor değil. Ne kadar bir maliyet gerektiriyor bir öğrenci için tenis sporuna başlaması için? Ne kadarlık bir miktar gerekiyor? Evet, eskiden toplum içerisinde bu tenis pahalı spor olarak bilinirdi ama tabii işin içine girdikten sonra o kadar da maliyetli olmadığı, özellikle de son yıllarda Büyükşehir Belediye'mizin, Osman Gazi Belediye'mizin açmış olduğu tesislerde yüzlerce çocuğumuz geliyor. Ücretsiz kurslarımız var orada. Bir de performans oyuncularımız var. Performans oyuncularımız da biraz maliyet olabiliyor ama o da son yıllarda sponsorluk yasasıyla artık onlar da aşılıyor. Evet. Şimdi ilgi var ama Bursa, Türkiye artık şampiyon bekliyor. Yani şampiyon bekliyor derken uluslararası başarı da bekliyor. Bu da kolay olacak bir şey değil. Kesinlikle, herhalde. Evet. Evet, komşularımızda bir Djokovic çıktı, bir Dimitrov çıktı. Bulgaristan'da son dönemlerde isim parlayan bir isim. Türkiye'de de 2-3 ismi sayabiliriz bu konuyla ilgili olarak ama ilk onda henüz o 20'lerde sporcumuz yok. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi ona neye bağlıyoruz? Bir kere her şeyden önce eğitim sistemi. Maalesef oyuncular performansa girdiklerine, performans aslında 14-16 yaşından sonra normalde Avrupa'da başlar.
Performansa girdiğinde çocuklarımızın en büyük sıkıntısı TEOG. Çocuklar eğitiminde TEOG'a gitmek sınavına girmek zorunda. İkilemde kalıyorlar yani. Evet. Eğitimde spor arasında. Ya da üniversite sınavına girmek zorunda kalıyor. Evet. Şimdi bu işi yapan performans olarak baktığımız zaman büyük bölümlüğü ailelerin maddi durumları iyi olan çocuklar bu işe devam ettirmeye çalışıyorlar. Çünkü maddiyat teniste önemli. Çocuklar bütün gün okula gidiyorlar. Akşam saat 6'da okuldan çıkıyor. Evine geliyor, yemeğini yiyor. Akşam saat 7'den 8'den sonra antrenmana gidecek. Antrenmanı yapacak, evine gidecek, dersini çalışacak, yatacak. Aynı sistemi haftanın 5 günü, 6 günü devam etmesi gerekiyor. Evet. Hafta sonu baktığınız zaman da çocukların kursları, dershaneleri ya da başka bir hobisi varsa buna yönlenmesi gerekiyor. O yüzden fedakarlık çok önemli bizde. Birincisi eğitim, ikincisi maliyet. Nazif hocamın da söylediği gibi performans noktasına baktığımız zaman evet maliyetli bir spor. Amatör olarak baktığımız zaman işte Gençlik Spor Bakanlığı da, Büyükşehir Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi Spor Kulübü'ne baktığımız zaman ücretsiz kursları var çocuklara. Evet. Biz de mesela Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yaşına kadar hiçbir çocuktan ücret almıyoruz biz. 10 yaşından sonra ücretlendirme yapılıyor. İkincisi maliyet. Üçüncü sponsorluk. Sponsorluk sistemi daha Avrupa'da gibi yaygınlaşmış değil bizde. Doğru. Biz bireysel bir spor olduğumuz için takım sporları kadar çok revaçta değiliz. Bir futbol, bir voleybol, bir basketbol kadar revaçta değil. Biraz açalım çünkü yayından önce de konuşma fırsatı bulduk. Ne kadar bir maliyet gerekiyor profesyonel bir performans sporcusu olabilmek için, uluslararası turnuvalara katılmak için? Örnek verelim birkaç örnekle bunu. Şimdi açalım biraz. Ben real bir örnek sunayım size. Bizim oyuncumuz var, Muhammed Haylaz diye. Ve 16 yaşlı milli takım oyuncusu. Şu anda federasyon bünyesinde olimpiyat aday takımında kendisi. Orta düzeyde bir oyuncunun ortalama yıllık maliyeti 80'leri 100 bin lira civarında bir maliyeti var. Bunu daha profesyonel bir hale getirmek istersek işte özel koçu, partneri, işte kondisyonörü, diyetisyeni, beslenmesi, evet, diyetisyeni, artı turnuva programı içerisindeki Türkiye içerisinde ve Türkiye dışındaki turnuvaları baktığımız zaman rakam buna göre değişiyor. Bizdeki şöyle bir avantajlı duruma geçtik. Bursalı Gökhan Dönmez diye bir eski tenis oyuncumuz vardı bizim. Evet. Şu anda federasyonda as başkan durumunda kendisi. Bursalı olduğu için Bursa'ya bu konuda gerçekten çok güzel. Bence Türkiye çok güzel işler yaptı. Daha önceden bizim şöyle bir handikapımız vardı. Türkiye'de çok fazla turnuva oynanmıyordu. Uluslararası Future dediğimiz turnuva çok fazla yoktu. Gökhan Dönmez döneminde Türkiye'de bu tür turnuvaları 52 haftaya boyunca Türkiye'nin belli yerlerinde bu tür turnuvaları koydular. Artık bizim oyuncularımız yurt dışına Future oynamaya gitmiyor. Burada kendi ülkemizde kalıyor. Bu da bizde maliyeti düşürüyor. Bu bizim çok büyük bir avantaj. Ama alt tarafa indiğimiz zaman maalesef çok fazla turnuvamız yok. Uluslararası, evet, anlamında. 16 yaş ve 14 yaş ve Nike Junior'larda çok fazla turnuvamız yok. Ama bu ileriki dönemlerde bunları da mutlaka Türkiye'ye geleceğini ben düşünüyorum. Böyle önü açık gibi gözüküyor. Kesinlikle, evet. Bahtiyar Bey, eğitmen önemli. Kesinlikle. Eğitmen, iyi eğitmen olmak için de iyi eğitim almak gerekiyor. Kesinlikle. Eğitimimizin tam donanımlı olması gerekiyor. Siz kendinizi geliştirme adına neler yapıyorsunuz? Federasyon tenis antrenörlerine neler veriyor? Yeterli mi sizce bu? Çünkü ilk önce iyi eğitmen olacak, iyi sporcu çıkabilsin mantığıyla hareket ederse bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi ben yaklaşık 15 yıldır tenis sporunun içindeyim. Hatta 16 oldu, böyle söyleyeyim. Çocukken tenise başladık. Severek gidiyorduk. Tenis oynamaya severek gidiyorduk her zaman. İşin özü önce sevmekti tenisi. Belli bir oyunculuk kariyerimiz oldu. Onun sonrasında da antrenörümüze karar verdik ve bu işin Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi'nden mezun oldum. Üçüncü kademli tenis antrenörüm bu arada. Evet. Eğitimimizi aldık 4 yıl. Sonrasında stajımızı yaptık. Ve son 3 yılda da işte özel sektörde belli kulüplerde tenis antrenörünü yaptık. Federasyonun yıl içerisinde düzenlemiş olduğu antrenörün eğitim seminerleri oluyor. Evet. Bunlara katılıyoruz. Bunlar çok verimli geçiyor. Gerek yurt dışından gelen eğitmenler oluyor. Çok önemli. Dünya tenisi nerede, Türkiye tenisi nereye gidiyor? Biz de kendi çabalarımızla, kendim şahsım adıma konuşuyorum. İnternet üzerinden olsun, Avrupa'daki tenisi, işte altyapılarda neler yapılıyor, belli kişilerle mail adresiyle, mailleşmeyle
ulaşmaya çalışıyoruz ve onların altyapı şeyleri, örneklerini incelemeye çalışıyoruz devamlı. Bununla ilgili ben kendim şahsım adıma bununla ilgili bir araştırma içerisindeyim. Öğrenip çok ve güzel. Bunları da araştırdıktan sonra neyle ilgili olduğunu, neye faydası olduğunu iyice araştırdıktan sonra olabildiğince burada da uygulamaya çalışıyoruz. Yani gördüğümüz bir şeyi alıp sadece onu uygulamıyoruz. İnceliyoruz ne katkısı var, hangi yaş grubunda kullanabiliriz. Yani 6-7 yaşında yapılan bir yapılabilecek olan bir antrenman programıyla 14-15 yaşındaki bir çocuğun antrenman programı aynı değildir. Evet. Ya da başlangıç temel düzeyindeki bir antrenör antrenman planıyla performans oyuncusunun antrenman programı tamamen farklı bir şeydir. Bunları olabildiğince araştırıp kitaplara da her zaman tabii ki başvuruyoruz. Bunları da takip ediyoruz. Bu şekilde bir antrenman çok programı güzel. Planlıyoruz. Nazif Bey, aileler izliyor, veliler de programı şu an izliyorlar. Onlara vereceğiniz öğütler, tavsiyeler olacaktır muhakkak. Neler önerirsiniz? Mesela bir de ek olarak şu soruyu da sormak isterim. İyi bir tenisçiyi nasıl tespit edersiniz? İlerisi eğer imkan verilirse ileride iyi bir tenisçi olabilir dediğiniz tenisçiler kimler mesela? Onu da öğrenmek isteriz. Şimdi az önce Mesut Hocam da bahsetti. Son 8 yaş turnuvası yaptık Osman Gazi Belediyesi Ertuğrul Sağlam Spor Testlerinde. 220 tane çocuğumuz katıldı. Yani 220 tane şampiyon katıldı oraya. Orada başkanımız da final maçlarını izledi. Ve başkan veyahut da işte İl Müdürümüz Sayın Doçent Doktor Süleyman Şahin de onlardan inanılmaz bir potansiyel olduğunu gördüler. Biz de böyle kenardan antrenör olarak, çünkü müsabaka farklı olabiliyor. Bir 8 yaşında bir çocuk bu kadar nasıl tenis oynayabilir? İşte bir maç mesela 9 yaş turnuvasında 2 saat 40 dakika sürdü. Maşallah, müthiş. Yani Bursa şu anda altyapı olarak özellikle işte il müdürümüzün desteğiyle, belediyelerimizin desteğiyle, işte doğru spor doğru tesiste yapılır. İşte Büyükşehir Belediye'mizdeki tesisler, bizim tesislerimiz. Bu arada bizim tesislerimiz iki kapalı bir açık var ama şu anda yazışmalar başladı. Sanırım en kısa zamanda da Bursa'da hem kapalı hem açık kort desteği gelecek diye düşünüyorum. Velilerimize de şunu tavsiye ediyorum. Artık Bursa'daki velilerimiz artık bunu farkındalar. Yani tenisin herkes oynayabileceğini, çok maliyetli olmadığını ve çalıştıktan sonra özellikle bu yıl 10 yaş ve 12 yaşta Bursa'daki tenisçilerimiz Türkiye Şampiyonası'nda bunu gösterdiler. Bir oyuncumuz milli takıma girdi. Bir de bunun dışında biz engellilerle de çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel, çok önemli. Benim örneğin işitme engelli sporcum var 12 yaşında. Ve geçen hafta İzmir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu ve milli takıma girdi. Ve bu sene olimpiyatlar var ve önümüzdeki sene Avrupa ve Dünya Şampiyonası var. Bununla ilgili de il temsilcimiz Göksel Hocam'la, antrenör arkadaşlarla bir çalıştay yaptık. En kısa zamanda inşallah altyapı olarak hem küçükler hem yıldızlar hem gençler kategorisinde işitme engellilerde de sporcular yetiştireceğiz. Evet, şimdi sayabildiğimiz Türkiye'de uluslararası düzeyde 3 sporcu var. Marasya Yıkan, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu. Yine sohbetimizden önce bir profesörün size aktardıkları çok hoşuma gitti. Hakikaten de doğru bir tespit. Tenise yatırım yapmak için ilk önce tenisi sevmek gerekiyor. Kesinlikle. Onun için de altyapıdan tenisi seven bireylerin yetişmesi gerekiyor. Kesinlikle. İlle evet. Profesyonel anlamda değil de iş hayatında da hem teniste de meşgul olsun ki ilerleyen dönemde bir CEO olursa bu tenis sporuna sponsorluk yapabilsin. Evet. Biraz daha açalım. Mesela futbolu biz daha yakından takip ediyoruz. Bursa Spor'da ya diğer kulüplerde de astronomik ücretler veriliyor. Mesela 1 milyon euro ile nasıl bu bütçeyle nasıl bir sporcu yetişebilir? Uluslararası bir sporcu yetiştirebilir miyiz? 1 milyon euro ile 10 tane sporcu yetiştirirsiniz çok rahat. Hem de bütün masraflarıyla dahil antrenörü, kondisyonörü, beslenmesi, turnuvası, giderleri. Çünkü tenis sadece turnuvaya gitmekle olmuyor. Oyuncunun raketi çok önemlidir. Kortajı çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim, bizim oyuncumuz ayda 2 tane ayakkabı eskidiyor. En basit örneği. Bir ayakkabının evet. tanesi 400 lira, 500 lira. Bununla beraber en az 10 tane çocuğa çok rahat sponsor olabilirsiniz. Raket. Ve binlerce çocuğa da
tenisin altyapısını gösterirsiniz. Çocuğu tenis sporunu sevdirirsiniz. Çünkü her şey sevmeyle başlıyor. Bizim hedefimiz önce çocuğu sporu sevdirelim, tenisi sevdirelim. Daha sonra veliyi oraya bağlayalım. Bu ileriki dönemlerde, bundan sonraki nesillerde ben inanıyorum ki Türkiye dünya klasmanı ilk 10 içerisine oyuncu sokmaya aday. Çünkü biz altyapılarla ilgili gerçekten iyi gidiyoruz. Ama üst noktaya geldiğimiz zaman işte orada sponsorluk. Bundan sonra sponsorluk önemli diyorsunuz. Tabii, kesinlikle. Ya onlar olsa Grand Slam'lerde artık ilk 10'larda, yarı finallerde, finallerde için olmasın. İşte İpek Soru'ya diyorsunuz. Baktığımız zaman İpek Soru çok iyi durumda şu anda. Alt taraftan işte Muhammed Aylaz, Cem İlkel ve diğerleri gelmeye devam ediyorlar. Hı hı. 12 yaşa baktığımız zaman, 14 yaşa baktığımız zaman gerçekten çok iyi sporcular var Türkiye'de. Bu işte dediğim gibi zaman ve fedakarlıklarla giden bir olay. Bir iki nesil sonra gerçekten iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum ben. Fiziki olarak tenis sporunda başarılı olmak için belli bir ölçüt var mı? Mesela boy ölçütü var mıdır? Ya teniste? Mutlaka faktördür. Mesela baktığımızda Djokovic'in, Federer öyle, Nadal öyle. Mutlaka faktördür. Mesela Justin Henin 1.60 boyunda bir bayandı ama dünyada bir numaraydı. Evet. O bir kısas değil. Evet, faktör mü? Evet, önemli bir faktör. Fiziksel yapısı önemli mi? Kesinlikle önemli. Ama bizler altyapılarda ya da tenis branşına performans anlamında bir çocuk yetiştireceğimiz zaman, seçeceğimiz zaman çocuğun ayaklarına bakarız, hızına bakarız, algısına bakarız, koordinasyonuna bakarız. Önemli. Genel mi? Sporların altyapılardaki diğer branşlarda neye bakıyorsa biz de onlara bakarız. Yani boyu önemli mi? Mutlaka önemli tabii ki. Önemli. Evet, baktığımızda hakikaten tenis televizyondan da işte canlı da çok yakından takip edilir oldu. O da sizde için bir avantaj olsa gerek. Yaygınlaşması anlamında kesinlikle. Ama biz hep özlenerek izliyoruz. Mesela tenis müsabakalarında neden bir Türk sporcu yok diyoruz, soruyoruz. Bu hangi aşamada, kaç yıl sonra sizce oralarda sporcu görebiliriz? Benim yine şahsi fikrim olarak yaklaşık olan, yani bunun bir planlaması illaki yapılmıştır federasyon tarafından. Yine dediği, Mesut Hocamızın bahsettiği gibi federasyon bünyesinde olan şu anda yaklaşık olarak 10-15 belki daha fazla destek alan sporcu var. Bunların içinde çok başarılı olanlar da var. Ben inanıyorum ki illa bir erkek veya bir kız sporcumuz nasıl Çağla bunlara öncelik ettiyse, Çağla Büyükakçay, bizim gençlerimizden de çıkacaktır. Yani ismini duyduğumuz şu anda Ergi Kırgın diye bir sporcumuz var. Bir sürü vatandaşlık isteği geliyor ülkelerden. Bir kısa bir süre içerisinde, yani bu planlaması illaki yapılmıştır ama yıl olarak, tarih olarak kısa bir süre içinde olacağını ben de eminim yani. Nazif Hocam, size sorum. Müfredat önemli. Yani baktığımızda yalnız tenis sporu için değil, genel anlamda öğrenciler okulla spor arasında maalesef kalıyorlar, siz de değindiniz. Evet. Bu müfredat konusunda federasyonun, gerçi daha çok genel anlamlı bir konu bu. Bu konuyla ilgili olarak bir çalışması olabilir mi? Müfredatın antrenman saatlerine uygun olabilmesi için neler yapılmalı? Şu anda sanırım Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir çalışması var. TEOG dediğimiz sınavda, bahsettiğim sınavda, evet, milli oyunculara, başarılı oyunculara bir ek puan söz konusu. Eğer bu yasa onaylanırsa... Ki olmalı değil mi sizce? Kesinlikle olmalı. Çünkü şöyle, ben 12 yaşına kadar Bulgaristan'da büyüdüm. Evet. Oradaki sistemi biliyorum. Orada şöyle söyleyeyim, müfredat bizim müsabaka dönemimize göre düzenleniyordu. Biz yatılı spor okulunda kalıyorduk. Müthiş. Şimdi buraya baktığımızda inanılmaz bir fark var. Oradan başlıyor. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı bu anlaşmayı yapar ise Türk sporu çok şey kazanır. Çünkü biz çocuğu ilkokul 1 değil, anaokulundan bile alıyoruz. Çünkü tenis ağır bir spordur. Çok detaylı bir spor. Kaç saat çalışması lazım bir performans sporcusun? Bu hedef turnuvaya göre, hedefe göre değişebilir. Minimum ama mesela. Minimum. Bugün bir performans, milli olacağım, ben milli takımı temsil edeceğim ve uluslararası başarı yapacağım, benim bir sporcu. 12 yaşındaki bir sporcu bile bugün günde 4 saat çalışmalı. Minimum 4 saat. Evet, ve bunun dışında senede en az 15-20 tane turnuva oynamalı ve bu turnuvaların en az 5-6 tanesi uluslararası olmalı. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Sporcunun iyi bir yerlere gelmesi için neler yapmalı? Öğütleriniz neler olacak? Bir kere her şeyden önce bu birkaç ayaktan oluşan bir sistem. Oyuncu,
aile, antrenör, kulüp ve okul. Evet. Bu ayaklarından bir tanesi olmadığı zaman maalesef ki oyuncu bir yerde tıkanıyor, kalıyor. Şimdi yurt dışına baktığımız zaman, başarılı oyunculara baktığımız zaman genelde eğitimlerini ikinci plana atıyorlar. Tamamen tenise yönleniyorlar. Evet. Dışarıdan bitiriyorlar okullarını. Bu şekilde devam ediyor. Türkiye'de dediğimiz, bundan önce konuda tartıştığımız gibi 14 yaşına geldiği zaman çocuk TEOG, üniversite sınavı, böyle bir yarışa girdiği için problem yaşamaya devam ediyor. Nasif Hocam'ın temin söylediği konuya katılıyorum ben de. Bir de bunun yanında kondisyon yapması gerekiyor oyuncunun. Yani altyapıda bizler yeni başlayan bir çocukta haftada iki gün 1,5 saat yaptırıyoruz. Çocuk yaşı büyüdükçe haftada 4 güne çıkmaya başlıyor. 5-6-7'ye kadar çıkabiliyor. Minimum olması gereken rakam, evet, 4 saat. Artı bunun üstüne birer saat kondisyon koymanız gerekiyor. Yani günün yarısından çoğunu korta geçirmesi gerekiyor. Çünkü ortalama bir forehand'in standart bir vuruşa dönebilmesi için antrenman maçının 3500 tane top vurması gerekiyor. Bir daha söyle. Ortalama bir oyuncunun standart bir forehand'in olabilmesi, evet, için antrenman maçının 3500 tane top vurması gerekiyor. Ben bizim oyuncumuzla, kulüp oyuncumuzla başka bir oyuncu arasındaki farkı hesaplamıştım geçen de. Bek Nazal Paslan'da bir oyuncumuz var bizim. Evet. Şu anda 13 yaşında. Başarılı bir kızımız. Başka bir oyuncuyla arasındaki farkı, haftada 4 gün 2'şer saat yapıyoruz. Başka bir oyuncu da haftada 6 gün 4'er saat antrenman yapıyor. Bir yıl içerisinde benim oyuncumla o oyuncu arasındaki top vuruş farkı 125 bin tane fazla top vuruyor oyuncu. Müthiş ya, ama da performansı çok fazla olumlu bir şekilde. Çünkü biz çocuklara bunu meleke haline getirmek zorundayız, vuruş. O alışkanlık haline gelmek zorunda o vuruş. Çocuk düşünmeden vurması gerekiyor. Kas alışkanlığı, kas hafızası kazanmak zorunluluğu var. Şimdi tenis kas hafızasını biraz açar mısınız? Kas hafızası bir kere öğretilebilen bir hareket şeydir, kas hafızası. Eğitimlerde bu vardır, biliyorsunuz. Eğitimi verirsiniz, kişiye bilgi verirsiniz. Kişi bunu tekrarlamazsa ilk 24 saat için %50'sini kaybeder. Tekrarlamazsa diğer %50'sini kaybeder. Bu böyle 48 saat içerisinde, 3 gün içerisinde bilgi tamamen yok olur, gider. Teniste de bu böyledir. Kas hafızasını sağlamamız için ne kadar çok topa vurur isek, kişi önce ön hafızaya alır bunu, beyin olarak. Bunun tekrarıyla beraber bu alışkanlık haline gelir. Bu alışkanlığı kas hafızası diyoruz biz. Şimdi amatör olarak baktığınız zaman tenis sporu, evet, güzel bir spor, basit bir spor gibi görünüyor. Ama performans olarak baktığımız zaman gerçekten zor bir spor. Yani forehand'in, backhand'in, servisin ve diğer tekniklerin yapılabilmesi için gerçekten çok uzun süre geçmesi gerekiyor. Çok fazla top çalışması yapılması gerekiyor. Drill yapılması gerekiyor. Bunun yanında koordinasyon, ayak çalışması, kondisyon. Bunların hepsi bir araya geldikten sonra belli bir noktaya gelebiliyor. Kesinlikle öyle. Bahtiyar Hocam, biraz daha açarak ben kendi gözlemlerimi sorayım. Baktığımızda şimdi backhand var, forehand var, servis atıyorsunuz ama üçüncü bir şey de var. Psikolojik savaş var, mental savaş var. Onu yürütebilmek müsabaka esnasında, onunla başa çıkabilmek belki de o müsabakadaki sonucu etkileyecek etmenlerden %30'u gibime geliyor. Çünkü en son karşılaşmada Federer'de de gördük, işte o psikolojiyi çok idare etti. O psikolojik tarafıyla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim buradaki yaptığımız çalışmalarda çalışmamız genelde altyapı grupları, 12 yaşına kadar olan çocuklarımız var. Bunların içinde çok yetenekli 9-10 yaşında oyuncularımız da var. Onlardaki tabii ki hedefimiz milli takım düzeyine kadar çıkartmak. Benim kişisel hedefim bu. Bunlara ya, küçük yaşlardan itibaren olumlu, hep pozitif bildirimler vererek onları hep motive etmeye çalışıyoruz. Tabii her zaman da çocukları motive etmek yeterli olmuyor. Bunlarla ilgili antrenman sonlarında, antrenmanın belli kısımlarında bir zihinsel dediğimiz ya da psikolojik dediğimiz bahsettiğiniz gibi küçük küçük çalışmalar da yapıyoruz. İşte kaybettikleri sayıdan sonra işte o sayının tekrarını tekrar telafi edebileceğini hem sözel olarak anlatıyoruz, hem de
anında o geri bildirimi verip işte hareketin daha doğru olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini gösterip bunu hemen anında düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii bu maç esnasında biliyorsunuz oyuncular tenis sporu tek başına oynanan bir spor. Orada tek başınasınız. Evet. Bütün kararları tek başına veriyorsunuz. Evet. Öyle bir özgüvene sahip olmalısınız ki kırılmamalı. İşte kırılsa bile tekrar düzelmeli. Öfkelenmemeli, evet. İşte yani o kadar kendinizi kontrol etmelisiniz ki bunları telafi edin. Biz ne kadar bunların çalışmasını yapsak da o oyuncularımız kortta artık tek başına oluyorlar. Bunları kendi kendilerine akıllarına getirmek zorundalar ve bunları düzeltmek zorundalar. Bu da biraz kişinin karakterine bağlı olarak da değişebiliyor. Siz ne kadar çalışırsanız çalışın, çocuğun kendi karakterinde o büyüme çağındaki yaşadığı olaylar, çevresel faktörler hepsini onu çocuğu etkileyebiliyor. Bu kararları orada dediğim gibi kendileri verdikleri için biraz da kendi evet. karakterlerine kalıyor. Tüm bunlar parça, birer parça bütünü oluşturuyor. Parçalının işlevi ne kadar iyiyse bütün o kadar kesinlikle. Doğru hareket ediyor, hı. doğru yere gelebiliyor. Hı. Evet, biraz sokak tenisinden de bahsedelim. O da güzel bir etkinlik. Sokak tenisiyle ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye'de sanırım bir rekor kırdık biz. 200 tane file kurduk, FSM'yi kapattık. Evet. Tenisin herkesin oynayabileceğini, aile işte aileler işte nene dede işte engelli okulumuzdan öğrencilerimiz geldi. Bunun dışında Vali Bey de katılmıştı ona. O da çok mutlu oldu. İl müdürümüz orada çocuklara çeşitli hediyeler de verdik. Bunun dışında daha farkındalık yaratmak için Bursa'mızın kent meydanında evet. bir organizasyon yaptık. O da çok renkli geçti. Çok güzel oldu. Hayatında ilk defa hareket tutan çocuklar vardı. Ve inanılmaz bir ilgi gördük orada. Bunun dışında Yavuz Selim Mahallesi'nde orada da yine bir okulumuzun bahçesinde yaptığımız bir etkinlik oldu. Evet. Ne güzel şeyler yani. Tenis sporunu her yerde yapılabileceğini, herkesin yapılabileceğini gösterdiniz yani bu etkinlikler. Herkesin oynayabileceğini ve bundan bu sokak tenisinden sonra kulüplerimize, telefonlar ya da işte kulübümüze orada raket tutup da gelen bir sürü öğrencimiz oldu. Evet, çok güzel. Şu anda da hedefimiz dünya rekoru kırmak. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Avrupa'da zamanda... zaten bu rekoru kırdık. Evet. Tenis Europe'da bunun şeyi çıktı. Haberi çıktı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki çalışmadaydı değil mi hocam? Evet. Oradaki çalışmada süper bir sayı yakaladık. İşte burada tek eksik rol modellerinin artması. Kesinlikle. Rol modeller oldukça. Hülya Aşar evet. mesela. Sanatçı, yani sanatçı noktasında. Evet, o da öyle bir şekilde çocuklara örnek olabiliyor. Evet. Milli takım oyuncuları Bursa'da ne kadar yeterli mi sizce milli takıma giden oyuncular? Ya tabii ki yeterli değil. Şimdi bu kapı açıldı. İyi oyuncularımız var. Özel kulüp olsun, belediye kulüplerinde olsun milli takımlar oyuncu yönlendirebiliyoruz. İşte sadece bizden bahsedelim. Belediye spor kulübünde 3 tane milli takım oyuncu çıkarıldı. 12 yaşında, 14 yaşında ve 16 yaşında 3 tane milli takıma biz oyuncu çıkarttık. Ufuk hocama 3 tane milli takım oyuncu çıkartmışlar. Nazif hocamız da özürlü olarak engelliler milli takımına oyuncu sokacak. Şimdi 2017 yılında İslam Olimpiyatları var. Bursa'nın oyuncusu mesela oraya gitme şansı var. Bunu aday takımında Muhammed. İşte olimpiyat aday takımında. Bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel, yani, çok güzel. Yani. En son biliyorsunuz Kıbrıs'ta Davis Cup yapıldı. Evet. O kadronun içine Muhammed de girdi. Şimdi Bulgaristan'da da bir turnuva var herhalde oraya da. Evet, Kıbrıs'taki o Davis Cup'ın elemelerine Muhammed de girdi. O kadronun içerisindeydi. Ve şu anda gerçekten iyi noktaya gitmeye başladık. Dediğim gibi altyapılarda ve kulüplerimizdeki oyuncu sayısı yükseldikçe bunların içerisine mutlaka iyi oyuncu çıkacak. Buna mutlaka. Hedef koyan mutlaka oyuncular çıkacaktır. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Bizim birkaç yıl önce antrenör kursuna gittiğimizde profesör bir hocamız bize anlatmıştı. Arkadaşlar şu an için demişti ilk onun içerisine oyuncu sokmayı düşünüyorsanız yanılırsınız dedi. Sizin hedefiniz mümkün olduğu kadar çok insana, çok çocuğa tenis sporunu öğretin ve sevdirin.
bu çocuklar yarın öbür gün büyüdüklerinde yönetici olacaklar. Belki bunlar bakan olacaklar, belki bunlar CEO olacaklar, belki fabrika sahipleri olacaklar, işletme sahipleri olacaklar. O noktada spora destek noktasına gerçekten iyi noktaya geleceklerini söylemişti. Benim kulüp Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe bu noktada gerçekten Bursa'ya hizmet noktasını evet, çok iyi noktalara getirdi. Müthiş, evet. Yani 16 tane 17 tane kort oraya yapma gerçekten büyük bir olay. Biz Bursa dışına çıktığımız zaman nasıl yaptınız, nasıl ettiğiniz sorularıyla karşılaşıyoruz. Yani Eskişehir'den gelen, başka illerden gelen antrenör arkadaşlar görüyorlar bizim tesislerimizi. İşte il müdürümüz Sayın Süleyman Şahin olmayan şeyleri yaptı. Evet, kendisine buradan da selamlarımızı getirmiş. Evet, buradan teşekkür ediyorum hepsine. İl temsilcimiz Göksör Hoca yıl içerisinde en kötü ihtimalle 10-15 tane il birinciliği yapılıyor. Bakın bunların hepsi çok güzel şeyler. Bundan önceki dönemde okullarısı turnuvalar vardı değil mi hocam? Liselerisi turnuva vardı. Ve biz rekor katılımla yaptık. Yani Türkiye'de evet. olmayan bir şey yaptı. 6 tane kaç tane okul gönderdik liseye, finallere? 2016 yılında toplam 86 tane okul. Bir de bu şöyle bir şey, takım müsabakası. Yani bireysel değil. Takım müsabakasına, ki bir takımda 4 kişi olması gerekiyor. 86 tane okulumuz katıldı 2016 yılında. Bu katılımdan dolayı bu sene daha önceki yıllarda sadece birinci takımlarımız, Bursa'da birinci olan takımımız Türkiye Şampiyonası'na gidebiliyordu. Bu yıl ilk dörde giren takımlarımız, yani 8 takımımız gitmeye hak kazandı. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyorum. 2017 planı nedir? Onunla ilgili olarak neler söyleyeceksiniz? 2017 yılında tabii antrenör arkadaşlar, il müdürümüzle istişarede bulunduk. 2016'yı değerlendirdik. 2017'de neler yapabiliriz? 2017'de hedefimiz Bursa'da daha çok turnuva olması. Ulusal turnuva, uluslararası turnuva. Özellikle ulusal ve uluslararası turnuva çok önemli. Şimdi altyapıda oyuncularımız çok çoğaldı. Buradaki oyuncularımız ulusal ve uluslararasındaki iyi oyuncuları izledikleri zaman ve kendileri de o turnuvaya katıldıkları zaman onlara çok şey katacağına inanıyoruz. Bunun dışında sokak tenisini, yine dediğim az önce de söyledim, hedefimiz dünya rekoru. Bursa bu potansiyele sahip, yapacağımıza da inanıyorum. Yani farkındalık yaratma anlamında. Bir de engellilerle ilgili çalışmamız olacak. İşitme engelliler, tekerlek sandalyeli sporcularımız. Örneğin şu anda işitme engellilerle ilgili Samsun'da Temmuz ayında Türkiye'nin şu ana kadar yapacağı en büyük organizasyon. 110 ülkenin katılacağı bir organizasyon olacak. Ve orada da bizim bir sporcumuz olacak inşallah. Teşekkür ederim hocam. Son sözleriniz sizinle. Biz de 2017 yılında bütün sporcularımızla beraber, bütün Bursa tenisiyle beraber, her zaman Göksör hocamız, sayın il temsilcimizle beraber aylık toplantılar yapıyoruz bunlarla ilgili. Ne yapabiliriz, neler yapmalıyız diye. Bunları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Biz biliyorsunuz spor tanı olarak özel bir kulübüz. Buradaki çalışmalarımızla, genel anlamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bursa'dan bir sürü şampiyon çıkartmak hedefimiz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Hocam sözleriniz. Milli takımlar, olimpiyatlar. Büyük bir hedef, neden dünyadaki ilk 10 olmasın? En güzel dilek. Evet. Teşekkür ediyorum. Programı kapatacağız ama ufak bir tenis maçı da yapacağız herhalde. O kliple kapatacağız. Evet sevgili izleyiciler, bir spor saatinin daha sonuna geldik. Tenisi konuştuk, raketlerin dünyasına eğildik. Hakikaten teniste çok büyük atılımlar var. Özellikle tesisleşme anlamında. Bursa'da yeterli kort sayısına yavaş yavaş ulaşılmaya başlandı. Keza sporcu sayısı da her geçen gün artıyor. Temennimiz artık uluslararası turnuvalarda yalnız Bursa'dan değil ülkemizden iyi sporcular yetişmesi diyerek spor saatini noktalıyoruz.